Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim bugün sizlere gebelikte kullanılması gereken takviyelerden bahsedeceğim gebelikte ilk akla gelmesi gereken takviye folik asit B9 vitamini olarak da isimlendirdiğimiz folik asit normalde bitkilerde bol miktarda bulunan yeşilliklerde bol miktarda bulunan bir vitamin özellikle yeni bir canlının geliştiği gebelik döneminde her hücre bölünmesi için her yeni hücre oluşumu için folik asit en önemli vitaminlerden bir tanesi bu ne nedenle planlı gebeliklerde gebeliğin 3 ay öncesinden başlamak üzere gebeliğin ilk 3 aylık döneminde folik asit kullanımı oldukça önemli. Bu takviye hem bebeğin omurgalarının kapanmamasına verdiğimiz isim olan nöral tüp defektinden korunmamızı sağlar. Aynı zamanda da yapılan çalışmalarda gebelikte folik asit takviyesinin bebeğin IQ seviyesiyle yani zeka seviyesiyle de ilişkili olduğu gösterilmiş. Aynı zamanda düşük probleminden korunmak için de ve birlikte özellikle ilk 3 ay folik asit kullanımı çok önemli. Folik asit kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunuyor. Özellikle folik asiti metil folat formunda yani vücutta görev alabilir formda bir folik asit olarak kullanmak önemli. Metil folat kullanımı neden önemli çünkü toplumda kullandığımız sentetik folik asitin vücutta görev alabilir formu metil folata dönüşmesinde görevli olan metil tetra MTHFR dediğimiz MTHFR enzimi toplumumuzun önemli bir kısmında polimorfizme sahip. Örneğin Ayşe Hanım'ın enzimi 100 birim pasif form folik asit dediğimiz yani sentetik folik asitten 70 birim metilfolat sentezleyebilirken Fatma Hanım'ın enzimi daha yavaş enzim aktivitesine sahip olduğu için doğumdan gelen genetik bazı problemler olduğu için 100 birim sentetik folik asitten belki 15-20 birim metilfolat sentezleyebiliyor. Bu sefer ne oluyor? Biz folik asit kullandığımızı sanıyoruz. İdeal dozda folik asit kullandığımızı sanarken aslında reaksiyonlara giremeyen bir folik asit vücuda vermiş oluyoruz. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda bu dönüşemeyen folik asitin biz buna an metabolize folik asit diyoruz. Yine örnek vermek gerekirse 100 birim sentetik folik asit verdiğimizi varsayalım. İşte sizin enziminizde yavaş aktiviteyle çalışıyor ve belki 20 birim folik asiti metilleyebildi. Yani metil platformla dönüştürebildi. Bu dönüştüremediği 80 birim sentetik folik asit vücutta biriktiği takdirde bunun bebeğin nöronal gelişimini etkileyerek otizmle de ilişkili olabileceğiyle ilgili de bazı çalışmalar daha önceki yıllarda yayınlandı. Belki medyadan da zaman zaman takip ettiğiniz geçmiş dönemde reyting uğruna işte folik asit takviyesi kullanmak otizmi tetikliyor gibi bazı haberler de yapıldı. Ancak burada temel problem pasif form yani metilfolat olmayan formda sentetik folik asit dediğimiz formda folik asit kullanıyor olmakta yatıyor. Yoksa siz metil folat formunda yani vücutta görev alabilir formda bir folik asit kullandığınızda vücutta herhangi bir artık madde oluşturmayacağı için böyle bir risk de söz konusu olmayacaktır. Bir annenin, bir gebenin günlük folik asit ihtiyacı 400 mikrogramdır. Tekrarlayan gebelik kayıpları daha önce yaşandıysa bir miktar daha bu doz artırılabilir. Ancak günümüzde miligram düzeyinde pasif form folik asit kullanılıyor ve bunun ne kadarı metil folata dönüşebiliyor veya vücutta ne kadar artık madde kullanılıyor gibi soru işaretleri içerisinde barındırıyor. Benim tavsiyem 400 mikrogram metil folat kullandığınızda 400 mikrogramının da reaksiyonlara girdiğinden ve çocuğun vücudunda görev aldığından emin olmuş oluruz. Gebelikte kullanmamız gereken bir diğer takviye ise iot. Iot normalde hem bebeğin tiroid fonksiyonlarının gelişmesi için hem de bebeğin beyin gelişimi için oldukça önemli bir mineral. Normalde yetişkin bir insanın günlük iot ihtiyacı 150 mikrogramdır. Ancak gebelikte bu ihtiyaç 150 mikrogramdan 300 mikrograma çıkar. Bu aradaki 150 mikrogram iotunda gebelik döneminde ekstra olarak takviye edilmesi gerekmektedir. Kullandığınız gebelik multivitamininin Belki folik asitin yanında da iot içerip içermediğini de kontrol etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Gebelikte bir diğer kullanmamız gereken takviye ise demir. Özellikle demir depoları boşsa çok daha yüksek dozlarda demir takviyesi kullanarak bu depoların doldurulması gerekir. Belki hemoglobininiz normal olabilir, serum demiriniz de normal olabilir ancak yine de ferritin yani depo demiri gösteren değeriniz de düşükse demir takviyesi kullanarak demir depolarını doldurmak sizin için faydalı olacaktır. Çünkü karnınızdaki canlı gelişirken onun özellikle al yuvarları yani kan hücreleri gelişirken demir ihtiyacı söz konusu olacaktır. Bu nedenle demir depolarınızı doldurmak da gebelik döneminde oldukça önemli. Gebelikte faydalı bir diğer takviye ise magnezyum. Özellikle magnezyumun hem gebelik hipertansiyonundan hem gebelik diyabetinden koruyucu olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Aynı zamanda magnezyum karın büyüdükçe meydana gelen sırt ağrıları, kas krampları gibi problemlerde de bize fayda sağlamaktadır. Daha önce yayınladığım magnezyum videolarından da izleyebileceğiniz gibi magnezyum vücutta 800'den fazla reaksiyonda görev almaktadır. Yetişkin her insanın sürekli ihtiyacı olduğu gibi gebelik döneminde hatta emzirme döneminde de magnezyum ihtiyacı devam etmektedir. Bu nedenle gebelikte de magnezyum kullanımını hayata dahil edebilirsiniz. Burada özellikle kas krampları için magnezyum sitrat formu. Yine uyku problemleri varsa da rahat uyumak için magnezyum glisinat formu gibi yemelen magnezyumlardan oluşan bir kombinasyon kullanmanız hem kas kramplarında hem de uyku problemlerinde anksiyete probleminde fayda sağlayacaktır. Gebelikte kullanmamız gereken bir diğer takviye ise D vitamini. Özellikle daha önce yayınladığım D vitamini hakkında her şey videosunda da D vitamini konusunu detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Oradaki değerler, oradaki dozlar gebelik içinde geçerli. Biz her yetişkin insanda olduğu gibi optimal değerler olan 50 ve üzerinde tutmayı hedeflemekteyiz. Yine yapılan çalışmalarda gebelikte D vitamini depoları ne kadar doluysa gebelik hipertansiyonundan ve gebelik diyabetinden koruyucu olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Gebelik döneminde kullanmamız gereken bir diğer takviye ise omega 3. Omega 3'lerden ise özellikle DHA dediğimiz beyin ve göz sağlığı üzerinde görevli olan yağ asitleri bebeğin de beyin ve göz gelişimi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla kullandığınız multivitaminde veya gebelik takviyelerinde bunu ayrıca omega 3 olarak da kullanabilirsiniz. DHA oranı yüksek bir omega 3 kullanmanız sizin için ekstra faydalı olacaktır. Balık yağı yani omega 3'ler aynı zamanda doğumdan sonra da kullanılmaya devam edilmesi gerekiyor. Yapılan çalışmalarda lohusa dönemi depresyonu dediğimiz doğumdan sonra meydana gelen depresyon şikayetinde omega 3'lerin koruyucu olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla omega 3 kullanımına doğumdan sonra da kesinlikle devam etmenizi öneriyorum. Daha önce yayınladığım omega 3 hakkında her şey videosundan da detaylı bir şekilde omega 3'leri dinleyebilirsiniz. Gebelik döneminde kullanmanızı önerdiğim bir diğer takviye ise özellikle kadının vajen florasında etkili olan probiyotikler. Daha önce vajinal enfeksiyonlardan korunma isimli videomda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi bir kadının vücudundaki bakterilerin %9'u vajende bulunuyor ve vajendeki iyi bakterilerle kötü bakteriler arasındaki denge kadındaki birçok sağlık problemiyle ilişkili. Bebeğin de normal doğum olduğunu varsayarsak bakterilerle ilk karşılaştığı yer anne vajenidir. Hatta yapılan çalışmalarda anne vajenindeki bakteriler arasındaki dengesizliğin erken doğum ihtimalini bile artırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle gebelik döneminde vajen sağlığınız ne kadar sağlıklı olursa, oradaki dost bakteriler ne kadar sağlıklı olursa o kadar erken doğum riskinden korunmuş oluruz. Aynı zamanda bebeğimize de çok güzel bir flora hediye etmiş oluruz. Her gebelik dönemindeki anne koruyucu amaçlı bu özel suçları içerisinde barındıran klinik çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış bir probiyotik suçu içeren probiyotik takviyatı de koruyucu amaçlı hayatına dahil edebilir. Aynı zamanda gebelik döneminde eğer idrar yolu enfeksiyonu veya vajinal enfeksiyonlar gelişirse hem bu kullandığımız probiyotik kuşları vajinal enfeksiyonlardan da koruyucudur ve aynı zamanda tedavi destekleyicidir. Aynı zamanda kranberi ekstresi de idrar yolu enfeksiyonu gelişmesi durumunda hayata dahil edilebilir. Kranberi gebelerde kullanımı güvenli olan ve antibiyotik kullanamadığımız durumlarda enfeksiyon durumunda güvenle kullanabildiğimiz bir bitkisel destek. Gebelikteki en önemli problemlerden bir tanesi de gebelik bulantı ve kusmaları. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin yeni gelişmeye başladığı dönemde hayatı zehir eden bir durum gebelik bulantı ve kusmaları. Maalesef gebelerde her ilacı da rahatlıkla kullanamadığımız için bazı durumlarda elimiz kolumuz bağlı olabiliyor. Yapılan çalışmalarda burada da etkini kanıtlanan zencefil ekstresi hayata dahil edilebilir. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda B6 vitamininin özellikle aktif formu piridoksal 5 fosfat formunun gebelik bulantı ve kusmalardan koruyucu olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle Zencefil ve B6 kombinasyonu bir takviyede gebelik bulantı ve kusmalarında tercih edilebilir. Hem gebelik döneminde hem de emzirme döneminde anne kanında gelişen canlı yavrumuz ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri kullanır. Burada annede eksiklik var mı yok mu aslında çok düşünmez. Bu hikayede tükenen genellikle anneler olur. Özellikle emzirme döneminde vitamin ve mineral eksiklikleri genel olarak vücutta yaygın gözlenebilmektedir. Bu nedenle hem gebelik boyunca hem emzirme döneminde içerisinde vitaminlerin ve minerallerin aktif formlarını içeren günlük beslenme referans değerini karşılayan yani ideal dozları içerisinde barındıran yani her şeyden az az içeren takviyeler değil içerisinde yüksek dozda vitamin ve mineralleri barındıran aynı zamanda kapsül formunda temiz etikete sahip bir multivitamin de hem gebelik döneminde hem emzirme döneminde hayata dahil edilebilir. Annenin tükenmemesi için, annenin depolarının boşalmaması için bu gebelik döneminde faydalı bir dokunuş olacaktır. Evet, gebelik döneminde kullanılabilecek takviyeler genel olarak bu şekilde. Takviyelerle ilgili daha fazla merak ettiğiniz sorular varsa tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı tüm kitap evlerinden ve online platformlardan temin edebilirsiniz. Instagram, DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip takip edip kafanıza takılan soruları oradan bana iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.